Altın, son günlerin en gözde yatırım aracı. Aslında uyuyan dev de diyebiliriz. Altına baktığımız zaman son 6 ayda sürekli bir çıkış trendinde. Şu anda altının onsu 1.750 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Genelde altında insanlar çeyrek altın ya da Cumhuriyet altın olarak takip ediyor ama bu çok sağlıklı bir takip yöntemi değil. Yani altının gerçek trendini onsla takip etmek gerekiyor. Yani uluslararası piyasada. Bunun için illa çok derinlikli ekranlara bakmamıza gerek yok. Herhangi bir gazetede altın onsunu takip etmek lazım. Tabii ki Türkiye'de insanlar altını farklı bir yatırım aracı olarak kullanıyor. Yani kuyumcudan aldığınız çeyrek ya da benzeri altın gerçek anlamda bir yatırım aracı değil. Kazandırıyor mu? Evet, kesinlikle kazandırıyor. Ama farklı alternatiflerde belki daha çok kazandıracak. Bu nedenle altını artık yatırımcısının gram altına yönelmesi gerekiyor. Bunun da kuyumculardan değil, bankacılardan. Gerçi kuyumcularda da artık gram altın satılıyor ama bu işi en iyi bankalardan seri bir şekilde, hızlı bir şekilde satabileceğiniz bir yatırım aracı. Peki altın daha da gider mi? Altının şu anda özellikle 1.750 dolar seviyesinde bir tıkandığını görüyoruz. Birçok Türkiye'de başta olmak üzere Rusya gibi birçok ülke uzun süredir altın alıyordu. Aslında altının bu seviyelere gelmesindeki en büyük etken bu merkez bankalarının alımı oldu. Şimdi baktığımız zaman Rusya bir taraftan petrolden sıkışmış durumda. Neden? Çünkü petrolün fiyatı düştü, istediği gibi olmadı. Suudi Arabistan'la olan büyük kavgası altın fiyatlarının, petrol fiyatlarının düşmesine neden oldu. Şu anda Rusya petrol tarafında bir sıkışmış. Türkiye'ye baktığınız zaman keza buna benzer bir ekonomik kriz yaşıyor. Yani büyük ülkelerin, birçok ülkelerin merkez bankaları altında kar satışına gidebilir. İşte bu nedenle, bu beklentiyle 1.750 dolar seviyesinde altına karşı bir baskı var, satış baskısı var. Tabii ki Türkiye'de doları da takip etmek lazım. Çünkü biz uluslararası yatırımcılar gibi farklı bir alternatife sahibiz. Dolarla alıyoruz bunu. Her ne kadar TL olarak veriyorsak da altının kaynağı yurt dışı olduğu için dolar olarak hesap ediliyor. Yani onsu dolar referans para birimiyle alınıyor. Dolar bizde değer kaybettikçe aslında altın ne kadar yükselirse yükselsin bizde de değer kaybedecek. Ama dolar yükselirken eğer altın da yükseliyorsa işte o zaman Türkiye'de insanlar iki katı para kazanıyor. Şu ana kadar doların özellikle 5.500'den sonraki hızlı hareketi 7 liraya kadar olan hareketinde altının da 1.750'ye kadar yükselmesi altın yatırımcısının Türkiye'de adeta yüzünü güldürdü. Peki piyasada son derece fazla spekülasyonlar var. Altının onsunun 2.000 liraya kadar çıkabileceği. 2.000 lira gerçekten olabilir mi? Ben onu size şöyle bir hikayeyle anlatmak istiyorum. Yıllar önce bir spekülatör, borsa spekülatörü yine bir halka açık şirketin sahibiyle oturup konuşuyor. Şirketiyle ilgili bilgi alıyor. Büyük bir yatırım yapacağını soruyor. Siz hisselerinizi kaç lira olursa borsada satarsınız? 10 lira olursa satar mısınız? Şirket sahibi, benim markam var, 10 liraya bunu satmam. Peki 20 liraya? 20 liraya da satmam. Peki 30 liraya? Şirketin anahtarını size veririm demiş. Yani buradan şunu çıkartıyoruz. Bu şirketin hissesi 30 lira olması teknik olarak fiyatının fahiş olduğunu gösteriyor. İşte altın da buna benzer bir şey. Şu anda 1.750 seviyesinde, 1.750'nin biraz altında işlem görüyor. 2.000 lira olduğu zaman zaten başta Rusya olmak üzere dünyanın birçok ülkelerindeki merkez bankaları satış yapacaktır. Yani böyle bir korku var. Bu korkuyu gören, bilen spekülatörler her ne kadar altını 2.000 lira beklentisi yaratsalar da bence, benim bu kişisel tahminim tabii ki, kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir, o seviyelere kadar taşımayacaklar. Altında daha önce de yaptılar, 1.450 seviyesine kadar çektiler. O arada bir zikzak çizerek, yani yukarıdan verip alttan tekrar alarak bunu daha uzun bir trendle yapabilirler. Bu sebeple altının çok kısa vadede yükseleceğini düşünmüyorum.